Değil, yanlış anlamayın. Nihayetinde Rus Dili ve Edebiyatı bölümünün başkanı İstanbul Aydın Üniversitesi'nde ama bu yaşa bağlı ayrımcılık konusunda kısıtlamalarda en çok o şeyi haksızlığı, hukuksuzluğu dile getiren öncü bir isim Atol Behramoğlu'ndan da dinleyeceğiz ayrıca. Melda Onur. Teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Ben biraz daha geleceğe dönük bir şey sormak istiyorum. Şimdi dünyayı da takip ediyoruz. Aslında dünyada durum iyi değil. Ha, bizdeki farkı biraz daha yönetilemez oldu. Ama dünyada da işte mutasyonlu virüslerin çıkması, aşılarla ilgili çeşitli gelişmeler, mesela AstraZeneca ile ilgili olsun, çeşitli aşılarla ilgili olarak ve tabii bu iklim krizine bağlıyorum ben tabii bir çevreci olarak. Acaba yeni bir virüsler çağına giriyoruz ve bu yapılan aşıların koruyuculuğu ne ölçüde yeterli olacak ve şunu düşünüyorum ben. Mesela bu iş o kadar uzadı ki ilk aşı olanların artık aşılarının korunma şeyleri giderek azalıyor. Evresi giderek azalıyor. Bir de yani ilk hasta olanlara biliyorsunuz antikor biriktirdikleri için aşı da yapmıyorlar. Şimdi onların da belli bir süre sonra geçecek ve hani tünelin ucunda ben ışık göremiyorum. Siz dünyayı da takip ediyorsunuzdur. Daha uzak geleceğe nasıl bakıyorsunuz hocam? Teşekkür ederim bu soru için Melda Hanım. Gerçekten çok önemli bir soru. Ben şöyle bakıyorum. Bu pandemiyle birlikte bizim uzun yıllardır dile getirdiğimiz iki temel konu toplumun geniş kesimleri tarafından tartışılmalıdır. Birincisi, küresel kapitalizm artık dünyaya yanıt vermekten çok uzaktır. Uzun zamandır böyleydi ama artık toplumun geniş kesimlerinin bunu görmesi gerekir. Yani bugün az önce sözünü ettiğimiz ekonomik koşulları sağlanmış bir tam kapanmama, yaratılamamasının arkasında kaynakları emekçilere ve toplumun geniş kesimlerine değil, daha küçük sermaye kesimine aktarmakla ilgili bir tutum alan bir yönetsel anlayış var. Devlet aygıtını eğer biz sermaye için değil, halk için hizmet sunacak biçimde düzenlemeyi tartışıp hayata geçirebilirsek, o zaman daha sonraki pandemiler ve salgınlar için bir adım atmış olabiliriz. Birincisi bu. İkincisi, sağlık sistemleri. Bakın, hep Türkiye'de örnek gösterilirdi Amerika Birleşik Devletleri'nin sağlık sistemi. Biz ise hep dünyanın en kötü sağlık sistemi derdik. Pandemiden sonra bizim niye dünyanın en kötü sağlık sistemi dediğimiz çok daha iyi anlaşıldı. Türkiye'de de 2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı adıyla gündeme getirilen bu neoliberal sağlık politikaları pandemiye güçlü yanıt vermekte bizim elimizi kolumuzu büyük ölçüde bağladı. Birincisi, yoğun bakım yatakları örneğinde söylediğim gibi sağlık sisteminin çok ticarileşmiş olmasıdır. İkincisi de koruyucu hekimliği arka plana eden, birinci basamak sağlık hizmetlerini değersizleştiren bir yapı karşımıza çıkartılmıştır ve sağlık alanı sermaye birikim ve kar maksimizasyonu için bir alan biçimine tariflenmiştir. Şimdi bu arka plandan sonra sorunuza yanıt vermeye çalışayım. Kuşkusuz ki iklim krizinin bu süreçte çok kolaylaştırıcı bir rolü var. Ama birkaç temel etmenin bu pandeminin ortaya çıkmasındaki rolünü göz ardı etmeyelim. Birincisi, biz doğal yaşama o kadar fazla müdahale ettik ki dünya çapında hayvanların doğal yaşam alanlarını ciddi bir şekilde olumsuz etkiledik. Vahşi hayvan ticaretinden tutun da hayvanlarla ilgili örneğin domuz gribi zamanlarını hatırlayın. Meksika'daki domuz çiftliklerinin çok kötü koşullarda domuz üretimine tırnak içinde söylüyorum izin verilmiş olmasıyla karşımıza çıkmıştı. Benzer bir sorun burada da yaşandı. İkincisi, insanların yaşam biçimlerine müdahale ettik. Daha küçük alanlarda küresel kapitalizmin istediği gibi büyük ölçüde yaşasınlar diye onları başka bir biçime sürükleyen bir tarzı sergiledik. Zaman dar olduğu için ayrıntılara girmeyeyim ama evet, sorunuzda çok haklısınız. Biz eğer bütün bu gelişmeleri göz ardı edecek olursak şu iki bilgiyi hiç olmazsa göz ardı etmeyelim. Birincisi, virolojiyle ilgilenen meslektaşlarımızın ortaya koyduğu bir gerçeklik var. 20 yıldır bu konuşuluyor. Henüz insanlarda bizim zoonoz dediğimiz hastalıklara yol açtığı bilinmeyen 1 milyon 200 bin üstünde virüsün varlığı konuşuluyor. Ve bu 1 milyon 200 bin virüsten 640 binden fazlasının insanda da hastalık yapabilme potansiyeli konuşuluyor. Dolayısıyla eğer az önce sözünü ettiğim koşullar dönüştürülemez, değiştirilemez biçimde karşımıza getirilecek olursa
Bu pandemiden belki diyelim ki 2022 yılının Haziran'ına doğru bir nefes alarak çıkma ihtimalimiz olabilir. Ama önümüzdeki 10 yıllarda yeni salgınlar, yeni pandemiler karşımıza çıkacaktır. Yani sırada bekleyen başka evet. tehlikeler, riskler var. Vallahi böyle de moralimiz bozuluyor açıkçası ama. 22 Haziran dedi, bakın o da önemli. Evet. Eğer tabii gerekenler yapılırsa. Ha. Şimdi çok kısa böyle birkaç yanıt rica edeceğim Kayahan Hocam. Çünkü birazdan da Profesör Ataol Behramoğlu, siz de çok seversiniz kendisini biliyorum daha önceki yayınlarımızdan. Onun da herhalde isyanını tahmin ediyorsunuz. Ona ilişkinde bir iki çift belki bir şey söylersiniz. Kesinlikle söylemek isterim. Ne yağmurlar ne şiirler, gençken elimizin altından düşmeyen bir şiir kitabıydı sevgili Behramoğlu'nun. Serzeşine çok katılıyorum. Üstelik hatırlarsanız biz bunu geçen yıl da konuşuyorduk ama şimdi 65 yaşın üstündeki yurttaşların 1/4'ü aşılanmış olduğu halde bu kısıtlamalara devam edilmesinin gerçekten bir bilimsel temeli olmadığı gibi aynı zamanda hem bence yurttaş haklarına aykırı hem de eşit yurttaşlık ilişkilerini zedeleyen bir tutum. Ayrıca en fazla beden ve ruh sağlığının gözetilmesi gerektiği bir dönemde beden ve ruh sağlığını geri plana iten bu kısıtlamaların da onların yaşamlarında önümüzdeki aylarda ve yıllarda daha olumsuz sonuçlarının karşımıza çıkması mümkün görünüyor. Bu yüzden ben de çok haksız ve yanlış bir uygulama olarak görüyorum. Uzun zamandır da zaten bunu dile getiriyorum. Peki Alper Taş'a gelen bir mesaj var. Yahu diyor tamam 1 Mayıs yaklaşıyor. Tamam Adalet ve Kalkınma Partisi kongreleri gibi lebalep olmasın ama hiç olmazsa bir disk korteji, belli sendikaların korteji sosyal mesafe kurallarıyla o günü, o günün tarihine yakışır bir şekilde anabilsin diyor. Hiç olmazsa bunu yapabilsin diyor. Bunda sağlık açısından değil mi böyle olduğu zaman bir sakınca yok değil mi Kayahan Hocam? Hocam zaten Kayahan Hocam söyledi zaten tam kapanma kastetmiyoruz diyor. Açık hava iyi gelir insana diyor. İşte 1 Mayıs açık havada kutlayabileceğimiz, taleplerimizi dile getirebileceğimiz bir ortam. Ama şu an siyasi iktidar bırakın 1 Mayıs'ın açık alanda kutlanmasını, afiş, bildiri, sticker gibi şeylerin asılmasını bile 1 Mayıs günü değil. Bir hafta şu anda boyunca, da öyle. Şu andan itibaren evet. Bu 128 milyar dolar nerede? Afişleriyle ilgili olarak. Valilik ve bazı yerel bazı yerlerdeki idareciler karar çıkardılar. Pandemi nedeniyle yasaktır. Şimdi izleyicimiz de soruyor Kayahan Hocam. Diyor ki eğer hani pandemi nedeniyle o yasakla mesela satılık kiralık ilanları da aynı pandemi nedeniyle bir risk yaratır mı? Onlar da yasak mı yoksa sadece 128 milyar dolar afişi mi pandemi nedeniyle sakıncalı, sağlık açısından riskli? Ben sağlık açısından bunlarla ilgili hiçbir risk görmüyorum. Yani sanırım siz de benden zaten başka türlü bir yanıt bekliyorsunuz ama şöyle bir şey söylememe izin verin. Açık havada fiziksel mesafe kurallarına uyarak yani 2 metre en azından uzaklık bırakarak ve maske çıkarmaksızın çok da kalabalık olmamak koşuluyla yapılacak etkinlikler açısından ben bir sıkıntı görmüyorum. Dünyadaki son elimize ulaşan bilimsel veriler de bunu desteklemektedir. Bulaşların %90'ından daha fazlası kapalı ortamlarda uzun süre kalmak ve maske takmamak gibi uygun olmayan tutumlar sonrasında karşımıza çıkıyor. Açık havada özellikle fiziksel mesafeye uyarak çok yaklaşmamak koşuluyla, çok kalabalık olmamak koşuluyla etkinliklere izin verilmemesi çok anlaşılır bir durum değil diye ben düşünüyorum. Yoksa bu pandeminin daha en azından bir yıldan daha uzun süreceğini düşünecek olursak bütün toplumsal girişimlerimizin, bütün toplumsal kendimizi ifade etme biçimlerimizin açık havada ortadan kaldırılması doğru bir şey değil. Kaldı ki geçtiğimiz aylarda siyasi parti kongrelerinin bırakın açık havayı kapalı ortamlarda ve on binlerce kişi tarafından yerine getirilmiş olduğunu da gözden uzak tutmayalım. Peki. Şimdi bir izleyicimizin sorusu var ama bilmiyorum o konuda spesifik bilginiz var mıdır yok mudur? Bilkent Üniversitesi'nde üretilen bir hızlı tanı kiti üretilmiyor. Bu kadar önemli bir buluşun üstü neden kapatılıyor? Neden işte kamuoyu olarak üzerine gidilmiyor? Sizin var mı bilginiz onunla ilgili? Onunla ilgili yok ama hızlı tanı kitleriyle ilgili dünyada çok tartışılan, konuşulan bir kavram bu. Bazı ülkelerde değişik, örneğin tükrükten bile tanı koyabilecek bazı kitler üzerinde çalışılıyor. Ancak henüz dünyada yaygınlaşmış uygulamalar değil bunlar. Peki Aziz Paşaoğlu diyor ki ya diyor sanki eskiye göre daha kolay insanlar yoğun bakıma yatıyor. Bu mutanttan mı kaynaklanıyor? Daha mı tehlikeli? Nedir? Bazı araştırmalar yeni endişe verici varyantların hem hızla yayıldığını hem de daha
hastalık seyrinin olumsuz karşımıza çıkabileceğini gösteriyor. Ama öyle olmadığını gösteren çalışmalar da var. Buradaki temel sorun Gökmen Bey, çok sayıda hastanın kısa süre içerisinde tıbbi tedaviye ihtiyaç duyması. O yüzden özellikle aşılamada da belli bir noktaya gelindiği için hem yaş grupları açısından hem de kısa sürede çok fazla başvuru olması açısından yoğun bakımlarda yer bulmakla ilgili sıkıntı var ve orada hastaların, özellikle işte 30-40 yaşlarındaki hastaların bile yatırıldığı gerçeği artık karşımızda duruyor. Evet, o da önemli bir şey değil mi? Giderek oradaki yaş şeyi düşüyor aşağıya doğru. Daha gençler, insanların da o seviyeye geldiğini, o raddeye geldiğini görüyoruz. Türk varyantı var mı? Burada Gökmen Bey, büyük olasılıkla aşı yapılanların yoğun bakıma düşmeyecek bir şekilde korunmasının büyük etkisi var. Ben gerçekten Sağlık Bakanlığı'nı anlayamıyorum. Bu kadar fazla aşının yapıldığı bir ülkede bizim aşı sayesinde kaç kişinin ölümünü engellediğimizi niye bilimsel bir raporla açıklamıyorlar? Anlaşılır gibi değil. Örneğin İngiltere 31 Mart tarihi itibariyle şu ana kadar yaptığı aşıların 10 binden fazla insanın ölmesini engellediğini bilimsel raporlarla ortaya koydu. Biz de bunu yapabiliriz. Çünkü bütün sınırlıklara rağmen yaptığımız aşının ölümleri, yoğun bakıma yatışları ve ağır hasta olmayı etkilemede çok büyük bir önemi olduğunu biz sağdan gözlüyoruz. Yaş gruplarındaki düşme de bunun bulgularından bir tanesi. Hocam o bilimsel dediği için Sağlık Bakanlığı o yüzden yayınlamıyordur. İçinde bilimsel var çünkü. Bir Türk mutantı var mı dedi Ruşen Bey, ama var mı dedi? Ayrıca bir şey? Türk mutantının varlığından bahsedebilir miyiz? Ya da bir Türk varyantı? Türkiye'de bu kadar yüksek olgu sayısı olduğu için böyle bir olasılık söz konusu olabilir. Ama bundan söz edebilmemiz için bizim çok sayıda genom analizi yapmış olmamız gerekir. Maalesef Türkiye'de varyantlar yalnızca PCR testleriyle saptanıyor ağırlıklı olarak. Çok sayıda genetik analiz yapılmıyor. Eğer bu çok sayıda genetik analiz yapılmış olsaydı İngiltere'de yapıldığı gibi, o zaman bu sorunuza daha net bir yanıt verebilirdik. Peki hocam, şey diye soran izleyicilerimiz var. Yani 65 yaş üstüyüz, 2 doz aşımızı da yaptırdık. Bu bizi ne kadar korur? Bu sorunun yanıtı var mı? Bu sorunun yanıtı 2 tane araştırmayla galiba, evet, son bir hafta içerisinde karşımıza çıktı. Bir tanesi Sao Paulo'dan 20 bin üstündeki sağlık çalışanı üzerinden, bir de bir başka araştırma var. Ülkemizde uygulanan Sinovac aşısının genel olarak hastalıktan koruma oranı biraz düşük. Ama hastalığı ağır geçirmekten ve hastaneye yatmaktan koruma oranı çok yüksek. Dolayısıyla aşı olduktan sonra artık hasta olmayacağım diye güvenle davranmayalım. Yine maskemizi takmaya, yine fiziksel mesafeye uymaya dikkat edelim. Ama aşının bizi büyük ölçüde koruyacağını da bilelim. Peki. Profesör Doktor Kayıhan Palağa hocam, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.